Benim kanaatimce bu madde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'ne aykırı. İnsan hakları. Herkesin bir geleneği var, bir kültürü var. Karadenizli'nin, bir Boşnak'ın, bir Süryani'nin mesela Ermeni gelenekleri var. İnsanların bu geleneklerini siz tamamen klişeleşmiş ve kadına veya erkeğe biçilmiş rol olarak yazarsanız bu madde yalnız onu bir öyle şey biraz lazım. Yani madde acaba? Başlığı, kanunun başlığı önleme. Tamam, yani güzel, şiddeti önleme. Evet. Yani alalım kadını kadınlığından sıyıralım, erkeği erkeğinliğinden sıyıralım değil, önleme diyor ya. Hayır, yani şiddeti önleme. Yani diyor ki da tayta benzeyen pantolon giydi diye oğlunu dövemezsin, hayır, hastanelik o, edemezsin. Tabii bir dakika, ki. Bir dakika. Oğlunu da maddenin, koyuyor. Maddenin veya başlığı yani şiddeti önleme boyadı, değil. Yani saçını boyadı, farklı laciverte saçını boyadı diye kızını hastanelik edemezsin. Hayır, diyor tabii yani. Ki ona hepimiz karşıyız. Şimdi burada bakın, şiddetten bahsediliyor. Maddenin başlığını söyleyeyim yanlış genel olmasın diye. Genel yükümlülükler önleme. Genel yükümlülükler. Önleme. Bölüm 3 önleme. Önleme. Bölümün başlığı, bölümün başlığı, 3. bölümün tamam, başlığı. Ama doğru. Önleme. Değişmez. Maddenin başlığı. Maddenin başlığı. Ha neyi önleme diye oradan yorumla giderseniz. Ne yorumu? Sizin şiddeti. Yasanın adı kadına karşı şiddetin önlenmesi ve ailenin korunması. Şimdi bak bir de Nihal Hanım'ın söylediği şey çok doğru. Bir de bu hukuki tekniğine daha ağırlık vermek yerine sorunun kökenine, ağacın köküne bakmaya devam etsek daha iyi olmaz mı? Şöyle edelim. Ben tercih olarak sorunu böyle maddeler, tabii ki bunlar konuşulacak. Tabii ki işte reel hukukla ilgili yönü de konuşulacak ama bu öyle bir mesele ki biz ağacın köküne bakmalıyız ve sürekli öne sürülen bu gelenek konusuna da ben en başta cevap vermeye çalıştım. Böyle ele almayalım, bu kadar klişe ele almayalım diye. Çünkü bu bir klişedir. Çünkü bizim kadınlar oy kullanamaz, kadınlar öldürülebilir ya da kız çocukları eğitim almazlar gibi geleneklerin yaşamasını hiçbirimiz istemiyoruz değil mi? Hangi gelenekten bahsediyoruz? Bunu ben onu korona örneğiyle özellikle anlatmaya çalıştım. Mesela korona döneminde asker uğurlama geleneğimizi düzenleyebiliriz değil mi? Evet. Düzenlememiz gerekiyor. Şiddet görüyorken kadınlar o zaman bizim de bu gelenekleri de düzenlememiz gerekiyor. Tamam, o somutluğu gerekiyor. Konuşalım. Şimdi böyle demek zaten çok klişe. Somut örnekten zaten geldi şimdi mi? Durmadan toplumun eğilimi hissiyatı, toplumumuzun hissiyatı araştırmayla da ortaya konuldu. %63 sözleşmeleri savunuyor. %17 gibi dar bir kesim var hayır diyen. Toplumumuzun hissiyatını her şehirdeki adliye duruşma salonlarının içerisinde görüyoruz. Toplumun hissiyatı cinsiyet ve cinsel yönelime karşı bu anlatıldığı gibi değil. Toplum cinsel yöneliminden dolayı da kimseyi dışlamaya bu kadar razı değil. Hayır, bu, biz, bu açıdan tabii ki öyle. Ki, bakın, bunu şöyle düşünmeliyiz. İyi bir müzisyen burada olduğunda hiç kimse, burada sesi, hiç kimse, hani bir hiç sanatı iyi icra eden cinsel yönelime yani böyle yapmayıp da bu kadar iyi sesi olmayan birine yani böyle eşit davranmamak, ikilik yaratmak. Hayır hayır onunla i̇kilik alakalı. İkilik yaratmaktır. Hayır iyi adaletsizdir. Hayır hayır. Adında ben adalet şey olan bir partiyle de söylemedim. Hiç bağdaşmaz. Bakın, o yüzden şimdi toplumun hissiyatı diyorken toplumumuzun hissiyatı kadınların öldürülmesine artık yeter demek şeklinde. Bunu da o kaç kerelerce gördük. Emine Bulut'ta gördük, Özge Can'da ondan önce gördük, Münever'de bir düzeyde görmüştük, Pınar'da gördük. Defalarca Emine Bulut nasıl öldürüldü? Kendi çocuğunun gözleri önünde değil mi? Aile dediğimizde. Bir kafeye kapatıldı. Bir hani bunu yapan değil İstanbul mi? Sözleşmesi miydi? Tam tersine sözleşmenin uygulanmayışıydı. Sizin bana birinci sorunuza dair de bir cevap borcum var. Bu borcumu da ödemek istiyorum. De hayır, siz dediniz ki sözleşmeyle ilgili çok rahattınız dediniz. Hiç rahat değildik biz. Doğru mu? Çünkü sözleşmenin ikinci şöyle maddesi, ikinci yani dört temel adımı var. Bu sözleşmenin bu temel adımları da öylesine yazılmamış. 5 sene hazırlığı yapılmış. İhtiyaçlar neler diye. Çünkü mevcut uluslararası kadınların haklarını koruyan belgelerin şiddetin çözümünde yeterli olmadığının ortaya çıkmasıyla, dünyada ve Türkiye'de şiddetin bu boyutta sürmesinin yarattığı ihtiyaçla sırf bunu odağına alan peki, bir sözleşme ihtiyacı doğuyor. Çerçevesinde ki şeyiniz nedir? Sonuçta bunun mücadelesini
veren insanlarsınız siz. Sadece bir birey değil, arkadaşlarınızla birlikte çok uzun zamandır. Evet. Bunun mücadelesini veriyorsunuz. Bir saniye, yalnız herkes bunun mücadelesini veriyor. Bu stüdyoda herkes şiddete karşı. Artı Hülya Hanım, bakın. Hülya değil şey, benim. Hülya Hanım yanınızda... özür dilerim. Üzüm. Ben Hülya Hanım, özür dilerim. Sözüme devam etmek istiyorum. Hayır ama, şimdi şöyle. Cevap borcumu. Ama bir saniye, şimdi siz konuşurken çok güzel konuşuyorsunuz. Hissederek konuşuyorsunuz ve aynı şeyleri biz de hissediyoruz. Ne güzel. O zaman aynı, zaten ama neden? Ama bir bitireyim. Aynı, bir bitireyim. Ben zaten ama bakın mesela çok az sayıda şeyden bir tanesi biz... O dönemdeki atılan bu adımı beğeniyoruz değil mi? Mesela iktidarla bazen eleştirdiğimiz de oluyor, şu da oluyor, bu oluyor. Ama bu adımı beğeniyorum ben. Çok beğeniyorum. Böyle devam etmesini istiyorum. O zaman hepimiz bunda anlaşıyorsak sorun ne? Bakın neden sorun çıkıyor? Bu arada sorun size bahanelerle ben, çıkıyor. Çeşitli bahanelerle. Sizinle Reyzan Bey ve Yasin Bey. Hayır. Bakın böyle ben oynamak şunu sorabilir miyim? Onu bozmaya çalışmak elbette kabul edilir. Bakın ben size şunu sormak bu açıdan istiyorum. Bu nasıl bahane? Bakın. Çünkü aileler böyle bir durumda. Şimdi aileden konuşuyoruz. Kendi öz çocuğunu, oğlunu Yiğitcan diye dünya güzeli bir erkek çocuğu, karım benden boşanmasın diye öz babası tarafından öldürüldü doğalgazla zehirlenerek. Aile çocuklarının önünde kadınlar öldürülüyor seyrettirilerek çocuklarına. Onun dışında bu ay, Temmuz ayı raporumuzda bizim 3 anne kız birlikte öldürüldü. Şimdi bu... Bunun temelinde sözleşmenin uygulanması değil de uygulanmaması var ve biz yıllardır bu gündeme gelmeden önce de uygulansın diye uğraşıyorduk. Uğulanmayışı bir problem. Şimdi bu aile gelenek dediğimizde de lütfen şunu da hocam siz hukukçusunuz. Namus bahanesiyle işlenen suçlar diyoruz biz. Hukukumuz töre sayıki diye ele alıyor. TCK'sı 2005'te oraya yerleşti. Ondan önce biliyorsunuz. Indirim alıyordu. Ben namusum için öldürdüm diyor, indirim alıyordu. Ve her gün biz bugün kadın cinayeti haberi okuduğumuz gibi töre cinayeti diye tırnak içerisinde okuyorduk değil mi? Filmler yapıldı. Mesela Mutluluk filmini izlerken hangimiz hani hayatta kalmasına sevinmiyoruz kadının? Var mı sevinmeye? Gülsüm Hanım ama... Şimdi o yüzden şimdi bu size bir soru gelenek, sorabilir miyim? Mesela bu gelenek yaşasa mıydı? Yani o yüzden ama siz... Ya bu gelenek ama farklı geleneklerden söz ediyorum. Bu sözleşmede işte orada Yasin demek istiyor bir saniye. Gülsüm Hanım. Töre nedeniyle kız bir çocukları okula önce, gönderilmemek. Söyle hanım bir saniye. Ama bakın töre nedeniyle kadınlar öldürülmesin. Ekran insanlara şu anda bunları diyor. Siz şu anda bizim burada söylediklerimizi... Sanki biz sizin bu söylediklerinize katılmıyoruz. Kadına şiddetin olur mu? Biz katılıyorsak sorun. Ya hayır ama. Siz çok katılmadığınız noktaları sorar mısınız? Bakın, soruyorum. Evet, siz çok klişe bakıyorsunuz. İstanbul Sözleşmesi'nin bütününe sadece kadına şiddet üzerinden bakıyorsunuz. Ama bakın ben sizin ama bir şey söylüyorsunuz. Ona ben karşı dinledim ama somut, bakın siz de somut dinleyin. Örnekle sizin dinleyin. Söylediğinize somut örnekle cevap bakın. Veriyorum. O yüzden sizin de ya üçüncü sayfaya bakarsanız tartışmayı üçüncü sayfaya en önemli şey. Ama örneklerle sadece konuşalım. Bakın karı koca üzerinden gidiyorsunuz. Baldızını vuran daha yeni haber oldu. Gitti baldızını işte yani, kayınvalidesini vuran, çocuklarını vuran, dayısını vuran. Ay Allah korusun bunların hiçbirini hiç kimse tasvip edemez. Ne güzel anlıyorsunuz. Ben size şunu hukukçularımıza ve buradan meclisimizdeki tüm vekillerimize ve kanun yapıcılarımıza söylüyorum. Bizim yerli ve milli anayasamız madem ki bu konuda eksikti, biz niye bu anayasamızı tamamlamıyoruz da genelinin içinde temel değer yargılarımıza veya toplumsal sosyal hayatımıza, bizim yaşam tarzımıza ters olan şeyleri dayatarak bir anlaşmanın tamamını niye dayatmaya veya kabul etmeye mecbur geride kaldı? O bir ikincisi ya MHP o... yerli ve milli değil mi? MHP İstanbul Sözleşmesi'ne Gülsüm Hanım bitirdiyse yana. Bir şey MHP değilse aynı fikir. MHP İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmenin gitmesine götürürsün. Burada Gülsüm Hanım şimdi bir sanki yok ben seninleyin çağır istediğin yere geleyim ama sen tamamen bütününü hepsini şiddet üzerinden yorumluyorsunuz. Ama o şiddet yüzden. Sözleşmesi mesele, bu. Ama hayır bak. Sözleşme bakın zaten şöyle, şiddetle ilgili araya girmediği için silah harika çıkmıyor. Onun söz hakkını ben savunmak zorundayım bu şartlar altında. Çünkü duygusal bir şey. Fakat bunu zaten şiddetten ayrı düşünemeyiz ki. Şiddet sözleşmesi bu. Kavramlar şunu sorar mısınız? Şiddetle mücadele bir tarafı yaparken bir tarafı kaldırdıkça orada bir denge olması lazım. Evden uzaklaştırma, iş yerinden uzaklaştırma tedbirleri ortadan mı kalkacak? Yok siz nafaka alınmayacak mı?
soru bu ya. Tabii tabii. Ya o kadar garip bir şey tartışılıyor. Bir tanesi bu. Soru bu. 6284 sayılı yasa da aşındırılacak mı mesela? Süper. Bir dakika. Bence İstanbul Sözleşmesi'ni savunmaya sevk eden şey bu. Çok iyi bir yere geldik. Ve Türk Ceza Kanunu'nda köre var. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili sıkıntıları ben de yaşıyorum mesela bazı toplumsal cinsiyetin özellikle batılı liberal demokrasilerde gittiği yeri gören, hani onları okuyan, takip eden biri olarak, ben de muhafazakar birisi olarak tıpkı o toplumlardaki muhafazakarlar gibi endişeyle takip ediyorum gelişmeleri. Fakat o